Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den ihracat yapan firmaların, kişilerin deneyimlerinin aktarıldığı podcast serimiz olan Sıfırdan Global'e hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde, 3. bölümümüzde de ağırladığımız Enes Bahadır bize konuk oldu. Enes Bahadır'la 3. bölümümüzde Tragate'i konuşmuştuk. Tragate ihracat yapan firmalar için bir pazar yeri. Bu bölümümüzde de yeni kurmuş oldukları Portiga hakkında bizlere bilgi verdi. Portiga ihracat yapan firmalara hizmet veren bir ajans. Kendisi Portiga'nın neler yaptığını, bu firmalara nasıl bir hizmet verdiğini ve aynı zamanda pandemi döneminde ihracat tarafındaki gelişmeleri bize aktardı. Özellikle offline taraftaki gelişmeleri bizimle paylaştı. Şu an ihracat tarafında olan gelişmeleri merak ediyorsanız bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda ihracat yapan firmasınız ve daha fazla satış gerçekleştirmek istiyorsunuz. Yine aynı şekilde Portiga'nın neler sunduğu sizin için faydalı olacaktır. Bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Şimdiden keyifli dinlemeler. Enes hoş geldin. Hoş bulduk Levent. Nazik davetin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın katılımın için. Böylelikle arayı da kapatmış oluruz. Tragate öncelikle nasıl gidiyor? Tragate'i 3. bölümde dinleyicilerimize aktarmıştık. Tragate bir pazar yeriydi. İhracat yapan firmaların ürünlerini sergiledikleri bir pazar yeriydi. Oradaki gelişmeler neler? Bir onu hemen değinelim mi? Portiga'ya geçmeden önce yeni firmanıza. Evet, 3. bölümde Tragate'den detaylıca bahsetmiştik. Türkiye'nin seçkin ihracatçı firmalarından oluşan bir online pazar yeri olarak konumlandırdığımız Tragate, Trade Gate of Turkey sloganıyla yola çıktı. Tamamen online kanallardan Türkiye'deki firmaların ihracatını artırma yönelik. 3. bölümde konuştuğumuz zaman 6.000 civarı firma vardı. Şu an firma sayımız 11.000'e yaklaştı. Ve 150.000'den fazla ürün listeleniyor şu an Tragate'de. Yani Türkiye'nin ihracat kapısı olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor. Tabii firma artış hızımız daha fazla olmasını istiyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye'deki firmaların da dijitalleşme konusunda biraz eksik kaldığını gördük bu süreçte. Dolayısıyla pazar yeri olarak Tragate devam ediyor. Firma sayımız 11.000'e yakın. Ürün sayımız 150.000'i geçti. Dünyanın bütün 200 ülkesinden aktif olarak ciddi bir trafik alıyoruz. Aylık taleplerimiz de bu salgın sürecinde çok ciddi artışlar oldu. Buradan hangi ürünlerde firmalar oldu? Oraya değinelim mesela. Her üründe olmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi tabii özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de ben yayınlamış olduğu raporları da inceledim. Yani komple istersen burada Türkiye'nin ihracatı açısından hangi ürünlerde bir artış yaşandı? Onu inceleyebiliriz. Notlarıma bir göz atıyorum. Tabii ona paralel olarak da biz gerçekten yapılan aramalarda, gelen trafikte bunu gözlemliyoruz. Mesela Rusya'dan ciddi bir narenciye talebi artışı oldu. Özellikle narenciye ürünleri biliyorsunuz bağışıklık sistemine vesaire de olumlu etki ettiği düşünüldüğü için yoğun bir talep ve Rusya'da en yakın Türkiye olduğu için bizim narenciye Ruslarla bayağı buluştu, çok sevildi. Bunu Tragate'den mesela şu an siparişini verebiliyorlar mı? Evet, özellikle Antalya bölgesinde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği'nin üyeleri olan firmalarımız mevcut. İstediğiniz ürünü direkt arama motorundan bulup ilgili firmaya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Anladım. O zaman Tragate tarafında çok daha fazla firma yer alıyor bir önceki yayınımıza göre ve trafiğinde de artış var aktardığını bilgiler doğrultusunda. Evet. Ve siz de orada o zaman bir eksiklik görüyorsunuz ve eksiklik de şu mu? Bu offline kanallardan satış yapan firmaların dijitale geçişinde sıkıntılar var. Dijitale geçme tarafında eksiklikler buluyor ve siz de bunu mu kapatıyorsunuz? Evet, şimdi biz tabii sürekli firmalarla muhatap oldukça gördük ki birçok firmanın bizim istediğimiz standartlarda dijital varlıkları oluşmamış durumda veya firmaların dijital altyapıları çok olgunlaşmamış durumda. Bu noktada firmaların dijital açıdan geliştirilmesiyle alakalı bir takım daha butik hizmetlerin sunulabilmesi gerekiyordu. Biz de orada devreye girdik bir ihracat geliştirme ajansı olarak 3 ana başlıkta hizmetlerimizi grupladık. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse birincisi ihracat odaklı kurumsal gelişim. Yani firmaların ihracat olarak kurumsal gelişimini sağlıyoruz. İhracat odaklı stratejik ürünlerin tespit edilmesi, hedef pazarlarının analiz edilmesi,
O ürünleri hangi pazarlarda hangi rekabetçi fiyatlarla işte gümrük vergileri vesaire lojistik avantajlarının analizini yaparak stratejik bir ihracat yol haritası çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun belki firmanın hazırlık durumuna göre 3 ay 6 ay civarı bir çalışma gerekebiliyor. Bu bağlamda yaparken bu çalışmaları yaparken firmanın dijital bir takım altyapı eksiklikleri varsa onları giderecek hizmetleri sunuyoruz ki buna ihracat odaklı dijital dönüşüm diyoruz. Eğer firma e-ticaret konusunda bir altyapı kurmak istiyorsa bunu sağlayabiliyoruz. E-ihracata başlamak istiyorsa, geliştirmek istiyorsa bu konuda çalışmalarımız var. Bununla beraber firmaların genel yönetim süreçlerinde işte CRM'dir, müşteri ilişkileri yönetimi, ERP sistemleri, kendi iş süreçlerinin yöneteceği bir takım yazılımların da kurulumunu gerçekleştirmek suretiyle firmaların dijital dönüşüm altyapısını geliştiriyoruz. Üçüncü aşamada da İhracat odaklı dijital kimlik yani firmanın dijital tanıtım materyallerini uluslararası kalite standartlarında o firmayı daha iyi takdim edecek hale getirerek firmanın ihracat potansiyelini, müşteri dönüşüm oranlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Özetle bu üç ana başlığı sayabilirim. Çok iyi. Aslında yine bir şekilde yurt dışına açılması için orada firmalara yardımcı oluyorsunuz. Dijital tarafın dışında bir pazar araştırması da yapıyorsunuz. O tarafta herhalde kullandığınız araçlar var, değil mi? O araçlardan gelen raporlar sayesinde firmalara bilgiler veriyorsunuz. Aynen öyle. Dünya çapındaki pazarların zaten bir gidip kodlama sistemi var, uluslararası geçerliliği olan. Bunun ürünlerin gidip kodları tespit ediliyor. Ondan sonra dünya üzerinde o ürünü en çok hangi ülkeler ithal etmiş, onlar bulunuyor. Daha sonra bu ülkelere konusunda Türkiye hangilerine daha avantajlı, gümrük vergileri hesaplanıyor, lojistik açıdan vesaire. Rekabetçi ürünleri çıkarıyoruz. Ondan sonra o ürünlerin dijitalleşmesiyle ilgili işte ürün fotoğrafları, katalogları, yabancı dillerde işte web sayfası yoksa onların tedarik edilmesi vesaire. A'dan Z'ye firmanın gelişmişlik düzeyini artırabilecek bir takım butik hizmetlerimizle firmaların ihracatını geliştirmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Anladım. Bu firma çok daha yeni kuruldu, değil mi? Daha yeni yeni hizmet vermeye başladınız. Yani aynen birkaç ay diyebiliriz. Zaten bizim pazar yeri sürecinde bu işi anlamamız, düşünmemiz, nasıl bir eksik var vesaire kurgulanması derken belli bir zaman almıştı. En sonunda böyle bir ihtiyacı gördük ve gerçekten buna talep de var. Market validasyonu yaptıktan sonra bir de pandemi dönemiyle artık dijital dönüşüm tekrardan iyice ne derler artık yürüme aşamasından koşma zıplama tarafına doğru geldikçe biz de daha fazla beklemeyelim, harekete geçelim istedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an firmalardan talepler de var. Hatta kendimizi bir şekilde her şeyden önce kendi yapılanmamızı da daha geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü ihracat çok büyük bir alan. Yani bir oluşumun tek başına bunu geliştirebilmesi, her şeyi tek başına halledebilmesi çok zor. O yüzden bizim yine geliştirdiğimiz bir iş ortaklığı programımız var. Ben buradan yayınımızı dinleyecek olan ihracatla ilgili özellikle hedef pazar analizi olabilir, dış ticaret istihbaratı olabilir, stratejik ürünlerin rekabetçi özelliklerin araştırılması olabilir. Bu tarz arkadaşlara da bu yayınımız ulaşırsa mutlaka bize ulaşsınlar portika.net web sayfamız üzerinden. İş ortaklığını açığız. Ya yeter ki biz ülkemize 1 dolar fazla döviz girişini sağlayabilecek hizmetleri sunalım firmalara. Yani şu şöyle olsun, bu böyle olsun değil de bizzat biz elimizi eldiveni tabiri caizse ayağımıza çizmeyi giyerekten bizzat sahada o firma için onun ihracatını geliştirecek hizmetleri mutfaktan masaya servis şeklinde sağlayabiliyoruz. Bu Şu an konuda mesela bir tane örnek verebilir misin Enes? Mesela şu an hizmet verdiğiniz firmalar, isim vermek zorunda değilsin. Sadece evet. alan olarak verebilirsin. Orada neler yaptığınıza yönelik. Gıda sektöründen firmalar mesela Avrupa'ya ihracat yapmak istiyorlar. Fakat çok fikirleri yok yani iç piyasa çalışıyorlar. Diyorlar ki ürünlerimizi Avrupa'ya nasıl satarız? Biz tabii önce ürünleri tamamen bir inceliyoruz. Ondan sonra onların dediğim gibi Avrupa'daki o ürünleri en çok ithal eden ülkeleri buluyoruz. Ondan sonra o ülkede o ürünle alakalı uluslararası standartlar nelerdir? Gümrük vergisi nelerdir? Lojistik imkanlar nasıl sağlanır? Ambalaj tasarımını vesairesini nasıl yapmak lazım? Biz aylık danışmanlık olarak anlaşıyoruz firmayla. O çalışma derinleştikçe devam ediyor. Yani firma ne kadar devam etmek isterse minimum 5-6 aylık olacak şekilde. Çünkü bir çalışma ancak o zaman sonuç verebiliyor. Araştırılıyor. Daha sonra ürünler belirleniyor. O ürünlerle ilgili ambalajda çalışma yapılması gerekiyorsa,
Onlar yapılıyor. Ondan sonra ürünün dijital kataloğu, ürün fotoğrafları, yabancı dillerde açıklamaları yetersizse onlar geliştiriliyor bizim bünyemizde. Çoklu dilde bir web sayfası çok önemli. Onlar yoksa onlar geliştiriliyor vesaire. En son müşteri bulma aşamasına kadar geliniyor. O konuda da çalışma yapabiliyoruz. Bu konuda da dediğim gibi yani kendi kabiliyetlerimizi de geliştirmek üzere bir takım kuruluşlarla iş ortaklığı görüşmelerimiz devam ediyor. Biz her türlü iş ortaklığına açığız. Yeter ki dediğimiz gibi bu hizmetleri konsolide bir şekilde Türkiye'deki üretici firmalarımıza sunalım. Onlar üretimle ilgilenirken biz de onların ihracat departmanı gibi tabiri caizse tamamen çalışmalarını yapalım ve ihracatımızı artıralım. Yani birçok raporda Türkiye'nin kurtuluşunun ihracattan başka yolu yok yani her yerde bu dile getiriliyor. Bu da tabii bizim operasyonel çalışmamızla olacak. Yani ihracat yapalım, ihracat çok önemli demekle bir şey olmuyor. Kolları sıvayıp sahaya inmek lazım, eldivenleri giymek lazım, bizzat işe başlamak lazım. Çalışmak lazım yani profesyonel çalışmak lazım bir de bunun altını ben çiziyorum. Çünkü maalesef Türkiye'deki firmalarımızda da bir kısmında şöyle yanlış algılar var. Ya bizim bu işlere bakan bir yeğen var işte amcamız bu işi bilir, komşumuz şu işi yapar. Profesyonel kalitede değilse bu tarz çalışmalar maalesef çok amatör kalıyor ve gerçek sonuçlar elde etmiyor. Mutlaka profesyonelleriyle bu işin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Aynen, siz de bu hizmeti profesyonel bir şekilde verdiğinizi aktarıyorsun. Gıda firmalarında peki şu an orada mesela ihracatının arttırdığınız yönelik bir çalışma var mı? Yoksa zaten bu alanda yeni olduğunuzdan orada daha meyvelerini vermedi mi yaptığınız çalışmalar? Aynen şu an yani biz şunu anladık. Böyle bir çalışma minimum 5-6 aylık bir süreçte anca oluşabiliyor. Yani firmanın hazır olma durumuna göre 2-3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay gibi yani eksiklerin giderilmesi. Bir de tabii şu an salgın dönemi olduğu için ister istemez çalışma performansı da biraz daha düşük seyrediyor. Yani bizim taraf olsun hem Avrupa tarafı veya diğer hedeflenen ülkeler derken yani bu senenin sonuna doğru daha somut örnekler çıkarabileceğimizi ben düşünüyorum. Hem kendi kabiliyetlerimizi de dediğim gibi geliştirmeye devam ediyoruz. Buradan ben yine açık ilanatta bulunuyorum. İş ortaklığı yapmak isteyen özellikle ihracat danışmanlığı konusunda, stratejik yol haritası çalışmaları konusunda faaliyet gösteren arkadaşları birlikte bu işe el atmaya davet ediyorum. Neden gıda örneğini verdim? Yani Türkiye gıda konusunda üretim açısından çok muhteşem bir konumda. Lojistik açıdan zaten bunu her yerde konuşuluyor. Türkiye'nin inanılmaz bir lojistik üstünlüğü var bulunduğu coğrafyada. Çok kısa sürelerle, çok hızlı bir şekilde onlarca ülkeye çok hızlı teslimat yapabilecek durumdayız. Zaten gıda ihracatımız da ciddi artış gösteriyor. İstersen ben yine onlardan anlatmaya devam edeyim. Özellikle Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatında çok büyük artış var. Yani Karadeniz bölgesinde Marmara'da su ürünleri yetiştiriciliği, geliştiriciliği artırılabilir. Bu konudaki yatırımları çok önemsiyorum. Süt ve süt ürünleri içine ihracatı serbest hale geldi. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'de çok büyük potansiyel var. Tarım alanlarımız, Türkiye'nin pek çok bölgesi, özellikle tarım hayvancılığa çok uygun. Süt ürünleri konusunda büyük bir ihracat pazarı aslında mevcut. Yani yoğurttur, peynirdir, tereyağıdır. Birçok konuda çok daha yüksek meblağlarla ihracat yapılabilir. Kiraz ihracatında özellikle geçen sene ilk defa Çin'e kiraz ihracatı konusunda ciddi adımlar atıldı. Bu konuda da çok ciddi artışlar bekleniyor. Aynı zamanda neler var? Çay ihracatında özellikle virüs zamanında %47 civarı artış görülmüş. Bu da çok Ne kayda hangi değer. ülke? Özellikle Portekiz'e çok artmış çay ihracatı. Yani %230 civarı bir artış söz konusu. Avrupa'ya çok ciddi çay ihracatımızda artış görülüyor. Mesela nasıl oldu bu pandemi döneminde ihracat? Yani hangi mesela nasıl lojistiği nasıl oldu onun? Hangi yollarla Evet. ulaştırıldı ürünler? Şimdi tabii deniz yolu ihracatında bayağı sıkıntılar ortaya çıktı. Gemiler vesaire biliyorsunuz. Türkiye'de de bir temassız ihracat uygulaması, özellikle gümrük kapılarında şoför değişimi suretiyle şoför orada beklemeden şoför araçtan iniyor. Türkiye'den başka bir sürücü aracı tamamen dezenfekte edildikten sonra devralıyor veya bırakırken de gümrük kapısına kadar aracı götürüyor. Buradaki şoför bırakıyor aracı, oradan diğer şoför o ülkeden başka bir şoför alıyor götürüyor vesaire. Bu şekilde lojistik devam etti. Burada da yine madem lojistik konusuna geldik bunu eklemek lazım. Asrın en büyük projelerinden birisi olan Marmaray vasıtasıyla
Anadolu'dan bir tren ilk defa Boğaz'ın altından geçerek Sakarya'dan çıkıp Macaristan'a hareket etti. Yani ilk defa Anadolu'dan Avrupa'ya tren ile, tren yoluyla 38 civarı konteyneri tek tren blok şeklinde Avrupa'ya gönderdik. Sakarya'dan çıktı bu tren. Ve bu ilk defa gerçekleşti. Bundan sonra da özellikle lojistik anlamda yani 40 tane konteyneri tek bir trenle Avrupa'ya gönderebileceğimiz bir lojistik yolu açılmış oldu. Bu muhteşem bir şey. Bunun daha da geliştikçe bu tabii bu yük şey götürdü. Otomobil yedek parçaları ve beyaz eşya götürdü Avrupa'ya. İlk defa yapıldı dediğim gibi. Bu tarz yolların da alternatif lojistik sistemlerinin gelişeceğini de düşünüyoruz. Bu şekilde devam et. Şu anda da zaten gümrük kapılarında yavaş yavaş normalleşme süreçleri hızlandı. Çok enteresan yine turşu ihracatında %30 artış görüldü yani ve turşunun Pandemi özellikle döneminde mi? evet, son geçtiğimiz 4-5 ay üzerinde içerisinde %30 turşu ihracatında artış söz konusu. Çay ihracatı. Bunlar da daha çok evde vakit geçirilme süreci olduğu için herhalde sık tüketilen. Bunlar mesela bu turşu üreten bir firma mı oluyor yoksa tüm turşu üretici firmalarında mı bu artış var? Şimdi Yani o şöyle nasıl ilerliyor? Onun hakkında bilgin var mı? Ya mesela bu artış sadece bir firma üzerinde mi yoksa genel pazarda diğer firmalara da etki sağlıyor mu? genel pazar artışı Türkiye'nin toplam olarak yaptığı turşu ihracatında bir firma ile ilgili veya bir bölge ile ilgili değil. Daha çok yine Avrupa'ya arttığını söyleyebiliriz. Turşu ihracatının genel kapsamda %30 artışı veya Anladım. çay ihracatında da o şekilde. Şey ne peki? Kıyas ne? Geçen senenin ilk 5 ayı mı yoksa oradaki kıyas ne oluyor yani? Geçen senenin ilk 5 ayı. Anladım. Geçen sene ilk 5 ayını kıyasla o zaman aktardığın kirazda, turşuda, çayda artışlar mevcut. %30 evet artışlar. Yani çok iyi. Çimentoda mesela çimentoda %37 artış söz konusu. Maden ürünlerinde ciddi gözle görülür artışlar var. Bölgesel açıdan bakarsak da hani genel anlamda sektörel kırılımı tamamen ortadan kaldırıp sadece coğrafi açıdan baktığımız zaman son 5 ay içerisinde pandemi dönemi dahil sadece DDT ülkelerine %5'lik bir artış görünüyor. Yani bütün her yere ihracatımız düşmüşken özellikle Kafkasya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan tarafında dediğimiz BDT ülkelerine %5 civarında bir artış söz konusu. Bu taraftaki potansiyeli daha fazla ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca Afrika bölgesinde son yıllarda çok ciddi yapılan çalışmalar var. Bunların da olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda bu yıldan itibaren alacağımızı ben düşünüyorum şahsen. Fakat dediğim gibi biraz daha operasyonel çalışmayı artırmamız lazım. Firmalarımız genelde tamamen üretim odaklı uğraşırlarken pazarlama konusunda zayıf kalıyorlar maalesef kronik sorunlardan birisi. İşte biz de bu açığı nasıl kapatabiliriz? Yani özellikle senin de çok iyi bildiğin dijital pazarlama dünyada şu an ticareti ciddi oranda şekillendiriyor. Dolayısıyla böyle bir tablo çizmek mümkün. Güzel. Siz o zaman aslında firmanın yurt dışına olan satışlarını arttırma yönelik de çalışmalar yapıyorsunuz şu an. Orada belki online pazarlamada çalışmalar yapıyorsunuz. Ekstradan o firmaların belki iletişime geçmesi gereken firmalara Evet. ulaşıyorsunuz. Böylelikle ihracatı arttırıyorsunuz. Gayet güzel ilerliyor Enes. Ben seni eklemek istediklerim var mı? Aslında tam böyle mini sohbet havasında olur demiştik. İhracat böyle artışlarını aktarman da güzel oldu. Evet. Zaten seninle iletişim bilgilerini paylaşmanı isteyeceğim. Ona geçmeden önce böyle son olarak aktarmak istediklerim var mı? Böyle bir haber bülteni gibi olduk. Evet, aynen. Şöyle diyebilirim, devlet destekleri var bu alanda. Özellikle son bir iki hafta önce yayınlandı. Bu sanal fuarlara katılım, sanal ticaret heyetleri ve ticaret sitelerinin üyelik konusunda. Bu üç konuda ciddi devlet destekleri açıklandı. Bununla ilgili uygulama usulü ve esasları da yayınlandı. Bunu firmalarımızın incelemesini tavsiye ediyorum. Biz de yine bu konuda projelendirme ve desteğin tamamen firmaya sağlanması konusunda çalışmalarımızı yürütebiliyoruz. Yani önümüzdeki süreçte bir kapanış olarak söylemek gerekirse artık geleneksel ticaret alışkanlıkları çok ciddi oranda zaten değişiyordu. Koronavirüs döneminde de bu değişim hızlanmış oldu sadece. Aslında değişen bir şey olmadı. Veya yeni normal olarak son günlerde konuşulan kavram aslında bizim için yeni değil. Yani biz zaten 4-5 yıldır anlatıyorduk. Yani birçok ticari alışkanlıkların vesaire değişeceğini, değiştiğini,
Zaten söyledik aslında bizim için yeni normal diye bir şey yok diyorum ben yaptığım konuşmalarda. Bu yeni normal daha işte toplumda yaygınlaşmaya başlayan yeni alışkanlıklar konusunda yeni normal ama bizim için aslında eski normal. Yani biz zaten dijital tarafta çok büyük bir pazarın geldiğini, artık yeni alışkanlıkların bu taraftan kurgulanacağını hep söylüyor idik. Bunu hızlandırmış oldu. Ben bizim firmalarımızın da bu konuda çok çevik hareket ederek adapte olabileceğine inanıyorum şahsen. Neden olmasın? Yani Çin dünyanın çok uzak bir bölgesinden Avrupa'ya, Amerika'ya çok büyük tutarlarda ihracat yapabiliyorsa biz özellikle bu lojistik avantajımızı şu anda ciddi bir iş gücümüzü ciddi değerlendirerek ve çevik bir şekilde dijital dönüşüm unsurlarına adaptasyonumuzu sağlayabilirsek elimizde ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani şu an bence de, ben de seninle aynı fikirdeyim. Bir noktada pazarlama ve satış tarafında eksiklikler olabilir. Belki İngilizce bilmiyoruz diye belli noktalarda ürünler satılmıyor da olabilir. Ya da yabancı dil bilmiyoruz diye. Orada sizin bence destek vermeniz, bu alanda elinizi taşın altına koymanız çok değerli. Umarım Portekiz içerisinde de önümüzdeki dönemlerde güzel gelişmeler olur. Enes, sana nasıl ulaşabilirler? Dinleyenler olabilir şimdi. Yurt dışına açılmak isteyenler olabilir. Bu yayını dinledikten sonra seninle temasa geçmek isteyen olabilir. Bize portiga.net internet sitesinden ulaşılabilir. Numaramız, telefon numaramız 0212 963 1299. Bu hattan ulaşabilirler. Biz zaten web sayfamızda her geçen gün daha çok geliştirip kendimiz de daha iyi anlatmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde iletişim kurabiliriz. Süper. O zaman sağ olasın vaktini ayırdığın için tekrardan. Dediğim gibi umarım güzel gelişmeler olur sizin tarafta da. Çok teşekkür ediyorum katılım için. Ben de tekrardan nazik davetin için çok teşekkür ederim Levent. Senin de yaptığın dijital pazarlama konusundaki çalışmaları ve güzel podcast olsun, Made in Turkey Direct'lere girişiminiz olsun. Çok tebrik ediyoruz. İhracat ekosistemine yaptığınız katkıları da canı gönülden takdir ederek takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Sağ ol, teşekkür ediyorum hep birlikte. Sağ olasınız. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Bir sonraki önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Sağ ol, sevgiler. Sevgiler bizden, iyi günler. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Enes'e ulaşmak isterseniz detaylar kısmında Portiga'nın ve kendisinin iletişim bilgilerini aktardık. Bununla birlikte bize sorularınız olması durumunda twitter.com/sifirdan global üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bundan sonra yayınlayacağımız bölümlerden ilk siz haberdar olmak isterseniz de şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.